Süreniz 60 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizleri televizyonları başında izleyen sevgili vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında bizi izleyen sevgili gençler, radyolarının başında bizleri izleyen, bizleri dinleyen saygıdeğer vatandaşlarım, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Değerli arkadaşlarım, COVID-19 salgınından söz edildi. Başarıdan söz edildi. Başarı kime ait? Sağlıkçılara ait. Sağlıkçılar görevi nerede yapıyor? Hastanelerde yapıyor. Sağlıkçılar kim? Cumhuriyetin yetiştirdiği, en başarılı öğrencilerin gittiği tıp fakültelerinden mezun olanlar. Başarı var mı? Başarı var. 24 saat çalıştılar mı? 24 saat çalıştılar. Çocuklarını bile görmediler. Ailelerini bile rahatlıkla gidip görüşemediler, konuşamadılar. Peki sağlıkçıların başarısını ne yaptık? Hep beraber alkışladık. Onlar başarılıydı. Peki sağlıkçıların önüne hastaları gönderen kimdi? Önlemi almayan kimdi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yanlış bilgileri veren kimdi? Eksik bilgileri veren kimdi? Defalarca söyledim. Ya bir devlet, saygın bir devlet, vatandaşına yalan söylemez. Doğru bilgiler vermediniz. Israr ettiler. Türk Tabipler Birliği söyledi, ölüm sayısı çok daha fazla. Türk Tabipler Birliği'ni neredeyse linç edecektiniz. Ne oldu? Kim doğruyu söyledi? Türk Tabipler Birliği. Hangi noktaya geldik? Salgını önlemek için önlem alması gereken siyaset kurumu, hastayı iyileştirmesi için çalışan da sağlık kurumu. Sağlık kurumu üstüne düşeni yaptı. Siyaset kurumu serbest bıraktı. Neden önlem almadınız? Hangi gerekçeyle önlem almadınız? Hangi gerekçeyle mitingler düzenlediniz? Hangi gerekçeyle vatandaşları toplayıp kafalarına çay attınız? Hangi gerekçeyle salgın bu kadar bu boyutlara ulaştı? Ve hangi gerekçeyle, haklı gerekçeyle Avrupa'da birinci olduk? Hangi gerekçeyle? Bana birisinin, bir Allah'ın kulunu çıkıp söylemesi lazım. Hangi gerekçeyle? Doktorların, sağlık çalışanlarının başarısını kendinize mal etmeyin. Onlar kim ne derse desin, bu ülkenin aydınlık insanlarıdır. Onlar günü 24 saatinde çalıştılar. Biz onlara dedi ki, sağlıkçıların hiçbirisi AK Partili değildir. Lütfen. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Sağlıkçıların tamamı devlet memurudur. İçinde her partiye oy veren insanımız vardır. Ama yapmamız gereken bütün sağlıkçıları alkışlamaktır. 24 saat çalıştılar. Çıktık dedi ki sağlıkçılara, ya siyaset kurumu olarak birer aylık maaş verelim, ya birer aylık ikramiye verelim. Vermediniz. Birer aylık ikramiye vermediniz. Geçen bir yoğun bakım hemşiresiyle Zoom üzerinden sağlık çalışanlarıyla konuştum. Kaç lira yatıyor biliyor musunuz? Yoğun bakım hemşiresinin geçen ay banka hesabına yatan para kaç lira biliyor musunuz? 7 lira. 7 lira arkadaşlar. Bu kadar adaletsizliğin acaba farkında mısınız? Ya bir vicdani kanaatinizi ölçün ya. Bir yoğun bakım hemşiresiyle bir konuşun. Ne yaptılar bunların? Banka hesabına ne kadar para yattı? Bu bile yapılmadı arkadaşlar. Üzgünüm. Gerçeği görmek istemiyorsunuz. Gerçek bu. Acı ama gerçek bu değerli arkadaşlar. Dünyada en kötü yönetilen 4. ülkeyiz. Ben demiyorum. Bütün dünya söylüyor. Siyaset kurumu siz önlem aldığınızda biz karşı mı çıktı? Bakın COVID-19 olayı çıktığında hiçbir zaman 1,5-2 ay
asla iktidarı eleştirmedik. Nelerin yapılması gerekiyorsa onları saydık. Tek tek şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın. Çünkü sorun bir parti sorunu değil. Sorun Türkiye sorunu. Sorun dünyanın sorunu. Bir bakmanız lazım. Şu soruyu hükümete sordunuz mu? Acaba Covid-19 dolayısıyla hükümetin stratejisi neydi? Neydi? Stratejinin şöyle olması lazım. Sağlık dolayısıyla salgını önleyecek önlemler alınacak. Ekonomik sorun çıkacak. Ekonomik sorunu giderecek önlemler alınacak. İşsizlik sorunu çıkacak. İşsizliği önleyecek önlemler alınacak. Bu stratejiyi uyguladılar mı? Uygulamadılar. Yolda gösterdik. Dedik ki bakın bunu öğrenmek istiyorsanız ekonomik sosyal konseyi toplayın. O insanların her birisi bu sorunla karşılaştılar. Onlardan sorunu dinleyin. Onlardan çözümü de dinleyin. Sonra siyaset kurumu olarak siz yaparsınız veya yapmazsınız. Ama bir sorunu yaşayanı bir dinleyin. Dinlemediniz arkadaşlar. Dinlemediniz. TOB'un başkanını, bilmem neyin başkanını çağırdınız. Doktoru var mı? Doktoru yok. Çiftçisi var mı? Çiftçisi yok. Esnafı var mı? Esnafı yok. Nasıl olacak peki bu sorun? Nasıl çözülecek? Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla 156 ülkeye yardım yaptık. 9 uluslararası kuruşa yardım sağladık. Ya şu soruyu sormadınız mı Allah aşkına kendinize ya? 5 tane maskeyi dağıtmak için aylarca iktidar kendi içinde tartıştı ya. 5 maske ya. Biz dağıtmak istedik. Vay! Cumhuriyet Halk Partili belediyeler nasıl dağıtır? Engel olalım. Siz Covid'le mücadele edeceğinize bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle mücadele etmeye başladı. Ya akıl alacak şey bu. Emin olun akıl alacak şey. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sadece CHP'lilere yardım yapsa ben de kızarım, sizin de kızma hakkınız var. Herkese eşit söyledik. Herkese eşit davranacaksınız. Bunu söyledik. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardım kampanyası açtılar. Banka hesaplarına el koydunuz ya. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır devam ettiği AŞEB'in hesabı var. Ya o hesapta biriken paralara bile el koydunuz. Bir Allah'ın kulu, vicdan sahibi bir Allah'ın kulu çıkıp da ya bu yanlıştır demedi mi? Niye demediniz? Niye söylemiyorsun? Ya bu insanlığa aykırı bir şeydir. O AŞEB'inden yıllardır yoksullara, ihtiyaç sahibi ailelere yemek götürülüyor ya. Bu hesaba el koymayın demediniz. Diyemediniz. Ben bu toplantıda değerli arkadaşlarım bütçeden fazla sormayacağım. Bu bütçe ne bütçesi Allah aşkına? Ne bütçesi bu bütçe? Benim bildiğim bütçe 27,5 yılını Maliye Bakanlığı'nda çalışan birisi olarak ifade edip benim bildiğim bütçe Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır. Arkasından oturulur, Maliye Bakanı bir basın toplantısı yapar. Bütün ekonomi kurmayları orada olur. Efendim ekonomi köşe yazarları orada olur. Sivil toplum örgütleri orada olur. Ve bu bütçenin Türkiye için neler getirildiği Maliye Bakanı tarafından anlatılır. Ve hepimiz de öğreniriz. Bu bütçeyle ilgili ne yapıldı? Ne yapıldı? Böyle bir toplantı mı yapıldı? Maliye Bakanı bir açıklama mı yaptı? Kim Maliye Bakanı Allah aşkına? Kim? Niye açıklama yapmıyor? Neden yapmıyor? Bütçe hangi bütçe arkadaşlar? Hangi bütçe? Bakın değerli arkadaşlar. İşçiye ne getiriyor bu bütçe? Çiftçiye ne getiriyor? Emekliye ne getiriyor? Bu bütçe faiz bütçesidir. Bu bütçe açık ve net söylüyorum haramzadelerin bütçesidir. Haramzadelere hizmet edenlerin bütçesidir. Bakın bir daha söylüyorum. İnanarak söylüyorum, inanarak. Bu bütçe haramzadelere hizmet bütçesidir. Emniyetle davet eder misiniz Sayın Başkanım? Geleceğim, gazilere de geleceğim. Gazilere de geleceğim. Değerli arkadaşlar. Bakın. Niye tek bir hükümet kuruldu? Yani bir kişiye bağlı, bütün yetkiler bir kişide bağlandı. Her şey çok hızlı olacak diye. Öyle değil mi? Her şey çok hızlı olacak diye. Ya orta vadeli program kanuna göre zamanda yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Soruyor musunuz niye yayınlanmadı diye? Kim engel oldu?
Orta vadeli mali plan zamanda yayınlandı mı? Kanuna göre zamanda yayınlanmadı. Sordunuz mu niye zamanda yayınlanmadı? Kim engel oldu? Hangi güç engel oldu? Tek başınasınız. Başka bir şey yok. Ya yasanın gereğini bile yerine getiremiyorlar. Aynı şekilde bütçe çağrısı ve eki hazırlama rehberi, yatırım genelgesi, yatırım programı hazırlama genelgesi, bu da zamanda yayınlanmadı. Bütçenin ekleri bütçe verildikten sonra meclise geldi. Bütçenin ekleri bütçe gece yarısı verildi deniyor ama biz o gece bekledik. Bütçe verilecek mi? Hayır. Pazar günü Anadolu Ajansı biraz utangaç bir mesajla dünyaya duyurdu. Efendim 2021 bütçesi verilmiştir diye. Kim engel oluyor? Yani bunlar hizmet ettiler de biz mi engel olduk? Yani bunlar zamanında yayınlamadılar da biz mi engel olduk bunlar zamanında yayınlamadılar diye? Bunlar sizin çıkardığınız yasalara bunlar uymuyorlar. Evet siz görüyorsunuz. Biliyorum. Bunlar da biliyorlar. Uymuyorlar. Ama siz yine elinizi kaldırıyorsunuz. Kendi vicdanınıza bu olayı sorgulamak zorundasınız. Tarihin size yüklediği bir sorun var. Bir görev var. Kendi vicdanınızla. Ya arkadaş kanun çıkardık ya. Kanuna uyun. Kanuna uymam diyor. Niçin? Benim diyor mecliste kurşun askerlerim var. Zaten ne dersem onlar ellerini kaldırırlar. Öyle mi? Aynen öyle. İnşallah öyle değildir. İnşallah öyle değildir. Bakınız. Bakınız Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sayın Oktay şöyle bir cümleyle başladı. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Peki güzel. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer milletvekillerinin soru önergelerine anayasaya göre 15 gün içinde cevap verilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. 13.606 soru önergesine bırakın 15 gün içinde 1,5-2 yıldır cevap verilmiyor ya. Hangi meclisi savunuyoruz biz? 15 gün içinde cevap veren meclisi ve yürütme organını savunuyoruz biz. Niye itiraz etmiyorsunuz? Çünkü siz soru önergesi vermiyorsunuz. E biz gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Soru önergesi veriyorum. Sizin şunu söylemeniz lazım. Ey hükümet, sana oy verdik. Geldin seçildin. Neden soru önergelerine 15 gün içinde cevap vermesin? Ve Sayın Başkan'a da bir sözüm var. Sayın Başkan da yürütme organını uyarmak zorundadır. Neden 15 gün içinde milletvekilinin soru önergesine cevap vermiyorsun diye. Değerli arkadaşlarım. Bakınız. Yürütme organı buna uymuyor. Anayasaya yürütme organı uymuyor. Siz kalkıp da anayasaya uymayan, parlamentonun saygınlığına gölge düşüren, milletvekilinin soru önergesine cevap vermeye değmez diyen bir yürütme organını kabul ediyorsunuz ses çıkarmayarak. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hangi yürütme organı olursa olsun anayasanın gereğini yapmak zorundadır. Bu yapılmıyor değerli arkadaşlarım. Plan Bütçe Komisyonu kanun çıkarmışız. Beraber oturmuşuz bir kanun çıkarmışız. Merkez Bankası gelecek Plan Bütçe Komisyonu'na yılın belli dönemlerde açıklama yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanı devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesi hakkındaki kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı, Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, TÜİK ve Türkiye Varlık Fonu gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verecek. Verdi mi? O zaman siz bu kanunlara niye evet dediniz? Ha kendi vicdanınıza sorun. Bunlar gelmiyorlar. Zamanında bilgi vermiyorlar. Canlarının istediği zaman geliyorlar. Bakın canlarının istediği zaman. Gelmiyorlar. E peki kanuna uymamak suçsa? E bunlar uymuyorlar. Ne yapacağız şimdi? Ay ne yapacağız şimdi? Bu parlamento neydi? Milli iradenin tecelligahıydı. E milli iradeyi takmıyor bunlar. Takmıyorum diyor ben seni. Gelmeyeceğim diyor.
Ne demek bu arkadaşlar ya? Bakın değerli arkadaşlar, geçen hafta burada bir araştırma önergesi tartışıldı. 128 milyar dolar kime satıldı diye. Bir dolardan bahsetmiyorum. 1 milyar dolardan da bahsetmiyorum. 50 milyar dolardan da bahsetmiyorum. 128 milyar dolar. Dolar düşükken kimlere satıldı? Buna hayır dediniz. Niye hayır dediniz? Evde çocuklarınız bu soruyu sorarsa ne cevap vereceksiniz Allah aşkına? Vicdan sahibi olarak. Ya 128 milyar dolar kime satıldı ya? Ya bunu bilelim. Şimdi 128 milyar doları çiftçi mi aldı? Emekli mi aldı? Köylü mü aldı? Sokakta simit satan mı aldı? Çaycı mı aldı? Kuaför mü aldı? Kim aldı 128 milyar doları? Ya bu soru havada. Milli iradenin tecelligahı olan bu kurum bunu araştırmayın, malı götürene de dokunmayın dediği andan itibaren buranın saygınlığını törpülenir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkmak zorundayız. Adalet istiyorsa tüyü bitmemiş yetimin hakkına. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına sahip çıkmayı bir tarafa bıraktınız. Dolar lordlarının arkasında kale gibi durmaya başladınız. Ya kabul edilir mi bu? Kabul edilir mi bu? Değerli arkadaşlar, bu önerge tartışılırken geçmişte Merkez Bankası'nda başkanlık yapan sayın saygıdeğer bir milletvekilimiz kürsüye çıkıp veya medyaya yansıyan ifadesi 35 yıldır Merkez Bankası'nda çalıştım. Eksik bir rezervle hiç karşılaşmadım. Eksi 47 milyar dolar. Eksi. Merkez Bankası'nın kasasına. Eksi 47 milyar dolar. Eksi 47 milyar dolara bu düzen nasıl geldi arkadaşlar? Kim getirdi? Kim bu ülkeyi yönetiyor? 1 lira değil, 5 lira değil, 100 lira değil. Eksi 47 milyar dolar. Yani bizim çocuklarımızın ve torunlarımızın ödeyeceği bir para. 128 milyar doları araştıralım, araştırmayın. 47 milyar dolar eksimiz var, araştırmayın. Neyi araştıracak bu milli iradenin tecelligahı olan bu kurum? Neyi araştıracak? O zaman arkadaşlar, kanaryalar ne kadar yaşar diye bir önerge verin. Belki arkadaşlar bunu evet derler. Bize kanaryaları öğrenmiş olur. Ne olduğunu. Bakın değerli arkadaşlar, biz yerli ve milliyiz diyorsunuz. Güzel. Yerli olduğunuzdan hiçbir tereddütüm yok. Ama milli olduğunuz konusunda endişelerim var. Sayacağım. Tek tek sayacağım. Bakın, bir ülkenin milliliği nereden anlaşılır? Parasıyla. Türk lirası. Osmanlı gittiğinde kendi topraklarına bir ülkeyi kattığında Osmanlı'nın sikkesini basardı. Niçin? Burası bana aittir derdi. Öyle mi? Öyle. Güzel. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarında mevduatın kaçı dolar üzerinden? %56.3'ü. Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarında var olan mevduatın %56.3'ü Amerikan doları. Bu nasıl millilik ya? Bu nasıl bir politika ki ülkeyi bu hale getiriyor? Niçin? Vatandaş güvenmiyor. Paramı, tasarrufumu dolar olarak tutacağım diyor. Türk lirası erir diyor. Bakın değerli arkadaşlarım, Türk lirasını kim itibarsızlaştırdı? Bu hale kim getirdi? 18 yıldır bu ülkeyi yönetenler Türk lirasını bu kadar kötü bir pozisyonla karşı karşıya getirdiler mi? Getirdiler. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Bu dediğim banka mevduat parası, hiç değilse para orada duruyor. Döviz geliri olmayan şirketlerin döviz üzerinden borçlanmasına imkan sağladılar kararnameyle. Düşünün, döviz geliri yok ama döviz üzerinden borçlanabilirsin diyor. Niye döviz üzerinden borçlanıyorsun? Türk lirası yok bu ülkede. Yasaklanmıştı bu. Rahmetli Ecevit hükümeti döneminde yasaklanmıştı. Türk lirası, döviz geliri olmayan şirketler döviz üzerinden borçlanamazlar. Döviz gelirin varsa borçlan ama döviz gelirin yoksa döviz üzerinden borçlanma. Türkiye'yi batırıyorsun çünkü. Ne yaptılar? Kaldırdılar bunu.
Şimdi döviz üzerinden borçlanabiliyorsunuz. İstanbul Belediyesi borçlanmaz. Açtınız yolu tabii. İstanbul Belediyesi bu borç. Bakın döviz üzerinden borçlanmayı ben yurt içinde, yurt içinde vatandaşların döviz üzerinden borçlanmasından söz ediyorum. Yurt içinde. Bir şey daha, bir şey daha. Hiç meraklanmayın arkadaşlar. Bir şey daha. Kendi vatandaşlarından, yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin hükümeti kendi vatandaşlarından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolar üzerinden borçlandı. Ne diyeceksiniz? Buyurun söyleyin bakayım. Kendi vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti borçlanma dolar üzerinden. Niçin? O vatandaş sana borç vermiyor. Dolar olursa borcu veririm diyor. Bu güvensizliği yaratan kim? Kim bu güvensizliği yaratan? Değerli arkadaşlarım, Türk lirasını itibarsız hale getiren 18 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir. Sağa sola kaçmaya gerek yok. Sağa sola kaçmaya gerek yok. İktisat okuyan arkadaşlarım Gresham kanunu diye bir kanunu bilirler herhalde. Kötü para iyi parayı kovar diye. Herkes iyi parayı tutar, kötü parayı elinden çıkarmaya çalışır. Şu anda Türk lirası kötü para ama döviz iyi para. Herkes dövizi tutuyor. Bankalardaki mevduatın %56'sı böyle. Siz acaba Iğdır'daki İhsan Salman'ı duydunuz mu hiç? Unuttunuz değil mi? Ama bu kardeşiniz unutmadı. Ne yaptı sevgili Sayman? Berber Salman. Berber. 250 dolar borç kim gider bozdurursa ben onu 3 sefer bedava tıraş yapacağım dedi. Bakın o daha milliyetçi. O daha vatansever. Siz onun hakkına bile sahip çıkmadınız. Onun hakkına bile. Değerli arkadaşlarım, yılbaşından bu yana dolar karşısında Türk lirası %23.6, avro karşısında Türk lirası %29.7 oranında değer kaybetti. Ne anlama geliyor bu? Anlatayım size. Şu anda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Türkiye'yi taşıyan 30 büyük şirket var. Bunlar Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, Oyak Çimento, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, Sabancı Holding, Doğan Holding, Tüpraş, Petkim, Türk Telekom, Türksel, Türk Hava Yolları gibi. 30 şirketin 2017'deki toplam piyasa değeri 150 milyar dolardı. 150 milyar dolar. Bugünkü değeri ne bunların? 60 milyar dolar. 150 milyar dolar, bugünkü değeri 60 milyar dolar. Kim bu hale getirdi? Kim getirdi bu hale? 2018'den ülkenin milli geliri dolar olarak 892 milyar dolardı. 2018'de. Şimdi ülkenin milli geliri 736 milyar dolar. 2 yılda eriyen milli gelir 156 milyar dolar. 156 milyar doları kim aldı? Kim götürdü? Milletin cebinden kim çekip kime verdi? Hiç merak ettiniz mi? Buraya gelip Alice Harikalar Diyarında masalını dinlediniz. Arada bir de alkışladınız. Heyecan yoktu, onu da ben de görüyordum. 18 yılda bu hale geldiğinde bu ülke, ya oy verdi bu millet. Milletin burnundan getirdiniz. Oyu geri alacak, meraklanmayın. Verdiği oyu geri alacak. Göreceksiniz bakın. Göreceksiniz. Allah'ın izniyle, bakın bir daha söylüyorum. Allah'ın izniyle göreceksiniz. İlk seçimde nasıl tıpış tıpış yol edeceğini bu milletin göreceksiniz. Kime çalışıyor? Kime çalışıyor? Kime çalışıyor? Arkadaşlar lütfen, arkadaşlar dinleyin arkadaşlar. Lütfen, böyle bir usulümüz yok. 18 yılda, 18 yılda arkadaşlar lütfen, 18 yılda, 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi ne kadar? 492 milyar dolar. 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi 492 milyar dolar. Her gün kaç milyar milyon dolar ödüyoruz? Her gün 75 milyon 573 bin 63 dolar faiz ödüyor Türkiye.
Her saatte 3.148.878 lira faiz ödüyor. Bana söyler misiniz? Ben bu bütçe haramzadelere hizmet eden bütçedir derken işte bunu kastediyorum. Bunu kastediyorum. Değerli milletvekiller, oy verdiniz, güzel. İkinci bir bütçe oluşturdular. Türkiye Varlık Fonu. Türkiye Varlık Fonu. Yani Türkiye'nin varlıklarının bir kısmı orada. Ama sizin bilginiz var mı? Hayır. Siz denetliyor musunuz? Hayır. Milli iradenin tecelligahı olan bu meclis denetliyor mu? Hayır. Niçin? Madem ki varlık orada. Madem Türkiye Varlık Fonu orada. Neden? Nereye gidiyor bu paralar? Değerli arkadaşlar. 177 milyar denetlenmesi lazım. Denetlenecek. Yoksa raporları ben de okuyorum. Denetlenmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe nasıl denetleniyorsa ikinci büyük bütçe bunun da denetlenmesi lazım. 177 milyar liralık bir değer var orada. Rakam vereyim. Kısa vadeli borçları neydi biliyor musunuz 2017'de? 26 milyar liraydı. 2019'da Türkiye Varlık Fonu'nun kısa vadeli borçları ne oldu? 26 milyar liradan 951 milyar liraya çıktı. Hiç vicdanınızda sorguladınız mı ya? Nereye gidiyor bu para? Aldılar bu parayı, borçlandılar da nereye gitti bu para? Uzun vadeli borçlar 32 milyar liraydı, 271 milyar liraya çıktı. Hiç sorguladınız mı ya? Bu kadar fakir fukara var. Pazar artıklarından beslenen aileler var. Çöp konteynerlarından beslenen aileler var. Nereye gidiyor bu para? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor Allah aşkına? Nereye gidiyor? Bakın, Borsa İstanbul'da bunun içinde. Türkiye Varlık Fonu'nun içinde. %10'unu Katarlara sattılar. Sorduk kaça sattınız? 200 milyon dolara. Niye 200 milyon dolar? İstanbul, Borsa İstanbul'un karlılık oranı ne? %52. %52. %52'lik bir karlılığı 15-20 ay sonra çıkaracak parayı. Böyle ballı bir satış olur mu? Gene iyi satmış. 1 liraya da satabilirdi. Çünkü tek yetkili var. İhale kanuna tabi değil. 1 liraya ben nasıl Katar nesi oluyor? Katar'ın kralı mı oluyor? Katar'ın emiri nasıl bedava uçak verdiyse o da Türkiye Varlık affedersiniz Borsa İstanbul'un %10'unu da bedava verebilirdi. Hiçbir engel yok. Nasıl bir düzen oluşturduğunuzun farkında mısınız siz? Kamu özel işbirliği projeleri. Ya arkadaşlar, sizin saygıdeğer genel başkanınız çıkıp milletin önüne bir değil, yüz değil, binlerce kez ey Kılıçdaroğlu, buradan milletin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak demedi mi? Dedi. E şimdi bakın bütçeye, milletin cebinden milyarlar çıkıyor. Bana söyler misiniz? Bir genel başkan konuşurken veriye dayanması lazım, bilgiye dayanması lazım. Neden böyle bir laf ettin? Ben dayanıyorum. Her söylediğim her cümle doğrudur bakın. Söylediğim her cümle doğrudur. Ama sorun şurada. Sorun şurada. Aklını bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Özgür Bey bir dakika. Aklını kiraya verenler gerçekleri göremezler. Bir daha söylüyorum. Aklını kiraya verenler gerçekleri göremezler. Bakınız. Bakınız, yerli ve milliyim diyordunuz değil mi? Gayrimilli bir ittifak var. Bakın bir daha söylüyorum. Gayrimilli bir ittifak var. Neden? Ya arkadaş, ihaleyi yapıyor musun? Evet. Yapan kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani Türkiye Cumhuriyeti. İhaleyi alan kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Peki ihalenin konusu nerede yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yapılıyor. Niye Türk lirası değil de Amerikan doları? Neden? Hadi farz edelim Amerikan dolarını kabul ettik. İhtilaf çıktı. Türk mahkemeleri değil, Londra mahkemeleri. Bu mudur Allah aşkına sizin yerliliğiniz, sizin milliliğiniz? Bu mudur Allah aşkına ya? Bakınız, sadece dolar vermiyorsunuz. Bu insanlara beşli çete diyoruz. Bunlara sadece dolar vermiyorsunuz. Bunlara aynı zamanda Türk lirası eridikçe
kur farkı veriyorsunuz. 2014-2019 kaç lira kur farkı ödendi? Ben söylemeyeyim. Sayıştay raporu. 61 milyar 719 milyon 322 bin lira kur farkı ödendi. Çiftçiye ne verdiniz? Esnafa dükkanı kapat dediniz. Kahveciye dükkanı kapat dediniz. Kağıt oynamasını bile yasakladınız. Ne verdiniz Allah aşkına? Kahveciye ne verdiniz? Esnafa ne verdiniz siz? Borç verdiniz, borç. Borç verdiniz, borç. Sonra da gırtlağına bineceksiniz borcunu ver diye. Ama buradan, bu kürsüden bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Bir dakika arkadaşlar, sürem azalıyor. Teşekkürler. Çiftçiye ne verdiniz dedim. Esnafa ne verdiniz? Bir lira bedava bir şey verdin, bir lira. Bir kuruş verdiniz mi, vermediniz. Manava verdiniz mi, vermediniz. Kime ne verdiniz? 500 milyar. Katar'a verdiniz. Aynen 500 milyar. Ne oldu biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Bana hatırlattınız. Maçların yayınlanma hakkını Katar firması girdi. 500 milyon lira aldı. 500 milyon liraya ben yayınlayacağım dedi. Dolar aldı başını gitti. Ben dedi anlaşmaya uymuyorum. Parayı da ödemiyorum. Mahkemeler var. Arkamda saray var diyor. Ödemeyeceğim diyor. Ne yaptı bakan? 90 milyon dolar indirdi. Bir kişiye bakın. Binlerce esnafa bir kuruş para vermediniz. Bir kuruş para. Bir Katarlı firmaya sadece bir seferde 90 milyon dolar indirim yaptınız. 90 milyon dolar. Ya Allah aşkına bir vicdan sorgulaması yapmayacak mısınız ya? 90 milyon dolar ya. Bir kişiye veriyorsunuz. Vermesi gereken bir kişiye veriyorsunuz. Anlaşma var, vermesi gerekiyor. Vermeyeceğim diyor. Sadece bu mu? Hayır. Bir şey daha yaptılar. Dolar üzerinden de ya. Ona da Katar firması dedi, yemezler dedi. Öyle dolar artıyor. Nereye gidecek belli değil. Bunu Türk lirasına çevirin ve sabitleyin dedi. Yaptılar. 5.80 üzerinden sabitlediler ve Türk lirasına çevirdiler. Bana söyler misiniz Allah aşkına ya? Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Bir firmaya bunu yaptırıyorsunuz. İşçiye diyorsunuz ki sana ayda 1168 lira para vereceğim. Günde 39 lira krallar gibi yaşa diyorsunuz. Bu mudur adalet ya? Bu mudur insanlık ya? Bu mudur vicdan? Nedir Allah aşkına? Değerli arkadaşlarım, çiftçinin malına göz koydunuz. Kanun çıkardık değil mi hep beraber? Tarım kanunu, 21. madde. Her yıl bütçeden milli gelirin en az %1'i oranında çiftçiye destek verilir. Nokta. Verilebilir değil, verilir diyor. Verilmiyor arkadaşlar. Cahillik farklı bir şey, ben bilmem. Cahillik farklı bir şey. Cahille tartışmak da doğru değil. Ama ben size Türkiye'nin milli geliri var. Açarsınız TÜİK'in rakamlarını. %1'lere bakarsınız. Çiftçinin şu anda bu iktidarlardan beklediği 211 milyar lira alacağı var. Hiçbir zaman olmadı. Milli gelir her yıl artan oranda verseydiniz. Ya bir sefer bu bütçeden bile habersizsin sevgili kardeşim. Bu bütçeden bile habersizsin. Bu bütçede konulan teşvik geçen yılın aynısı. %1 bile artmadı. Ya bilmeden nasıl konuşuyoruz? Ben bunu da hayret ediyorum. Ama ben eminim. Hemen derhal asker gibi el kaldıracaksın. Ben bundan eminim. El kaldıracaksın. Çiftçinin mallarına, traktörüne, ineklerine haciz uyguluyorsunuz. Ya arkadaşlar icra iflas kanunu var ya. Çiftçinin geçinebileceği mallarını el konur mu? El koydunuz. Arpalık zar, çiftçi bu durumda, esnaf bu durumda. Çöplerden kağıt toplayan vatandaş bu durumda, perişan vaziyette. Pazar artıklarından geçinenler var. Ama sizden bazıları, özür dilerim, sizden derken sizi kastetmiyorum. Bu tarafı kastediyorum. Onların bazıları ve onların bazı adamları bir maaş yetmiyor, iki maaş yetmiyor, üç maaş yetmiyor, dört maaş yetmiyor, beş maaş alıyor.
Ya bu kadar işsizlik varken bir kişinin 4 maaş, 5 maaş, üstelik büyük paralar almaları sizin vicdanınız kabul ediyor mu ya? Ahlak kabul eder mi bunu ya? Vicdan kabul eder mi bunu ya? Kim kabul eder bunu ya? Tank palet fabrikası. Tank palet fabrikası. Getirdik. Evet. Tank palet fabrikası bu ülkenin namusudur. Bana söyler misiniz? Dünyanın hangi ülkesi kendi tank palet fabrikasını bir orduya teslim etmiştir? Efendim değeri 20 milyar değilmiş de 250 milyon dolarmış da Kılıçdaroğlu 20 milyar doları acaba hiç telaffuz etti mi? Az önce söyledim. 128 milyar doları kimlere sattınız ya? 20 milyar dolar değil, 1 dolar dahi olsa. 1 dolar dahi olsa. Bu memleketin namusudur ya. Bu memleket bütün sırları orada. Katar hadi tank yapsa diyeceğim ki Katar tank yapıyor. Dolayısıyla biz buradan yararlanacağız. Ethem Sancağ'ın hangi tank yapma işi var ya? Allah aşkına bana söyler misiniz? Bana söyler misiniz? Erdoğan şunu söylüyor. Haklı, haklıya haklı. Haklıya haklı. Fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Doğru. Bu doğru. Çünkü bedava verildi. Satış olsa para alacaklar karşılığında. 1 lira bile, 1 dolar bile, 1 sent bile, 1 kuruş bile alınmadı. 1 kuruş bile alınmadı. Bedava verildi oraya. O nedenle biz tank palet fabrikası peşkeş çekildi diyoruz. Değerli arkadaşlar, bu bir özelleştirme değildir diyor Erdoğan. Ya kendi imzaladığı kararnameyi okumadı büyük bir ihtimal. 4-5 yerde özelleştirme kanunundan, özelleştirmeden söz eder ya. Ya nasıl olur da bir kişi imzaladığı kararnamenin içini okumaz, bakar ya içinde bunda ne yazıyor ya? Katar sevdası gözlerini kararttı, öyle anlaşılıyor. Bir şey daha söylüyor. Her şeyi vesikalarla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Hangi vesikayı ortaya koydun? Ben görmedim. Sizin gördüğünüz bir vesika varsa lütfedip bize verirseniz biz de çok seviniriz. İkinci kararnameyi gizledi, onu da ben çıkardım ortaya. Beraber çıkardık ikinci kararnameyi. Niye gizliyorsunuz? Hangi gerekçeyle gizliyorsunuz? Oradaki işçiler ne diyordu? Tank palette çalışan, tank palet vatandır, vatan satılmaz diyorlardı. O işçilerin tamamının gözlerinden öpüyorum. Palet fabrikasına ve vatanlarına sahip çıktıkları için. Hadi onu da geçelim. Onu da geçelim. 2018, 9 Kasım. Savunma Sanayi Başkanlığı bir tweet atıyor. Efendim, 250 Altay tankı, Altay ana muharebe tankının seri üretimiyle birlikte ömür boyu lojistik devri lojistik ömür devri lojistik desteğiyle hayır. TSTM kurulumu ve işletilmesini kapsıyor. Yaptıkları anlaşma ilk Altay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek, hayırlı olsun. Nerede tank? Hayır, nerede tank? 18 ay sonra teslim edilecek. Ya bari bir oyuncak tank alsalar. Bari bir oyuncak tank alsalar. Nerede bu tank? Bedava verdin. 18 ay sonra tankın olacaktı. Bedava verdim, fabrika gitti. Bir de tank yok. 25 yıllığına bedava verdiler. 25 yıllığına. Şunu soruyorum. Hükümete soruyorum. Şimdi Ethem Sancak dükkanlardan mal topluyor. Topladığı malları bir faturaya yazıyor. Altına %25 kar koyuyor. Bunu bana ödeyeceksiniz diyor. Açıklasınlar. Ben faturaları biliyorum. Faturaları gördüm. Faturaların bir örneği de bende. Neden dışarıdan mal alıyor? Üretim yapmıyor da. Üretim yapmıyor. Veriyor oraya %25 karını alıyor. Ben bununla tank yapacağım diyor. Hangi tank? Nerede bu tank? Değerli arkadaşlar. Bunlar. Yani bunlar. Ya 15 Temmuz şehit ve gazilerinin paralarına el koymadılar mı? El koymadılar mı? Biz olmasaydık o paralar yok olacak mıydı? Yok olacaktı. Daha garip bir şey anlatayım. Beşiktaş'taki terör saldırısında
40'ı polis, 47 vatandaşımız şehit oldu. Orada da bağış kampanyası açıldı. 52 milyon lira para toplandı. Şehit olan, çocuğu şehit olan birisine kaç aylık bağlandı bilen var mı? Bilmiyorsunuz. Niye bilmiyorsunuz? Sorun. Niye sormuyorsunuz? Hanımefendi hatırlatayım. 121 lira 96 kuruş. Arzu ederseniz banka makbuzunu size veririm. Şimdi siz vicdani olarak terörde şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağlanmasını doğru diyorsanız yerinize kalın. Doğru demiyorsanız görevinizden ayrılın. Vereceğim. Makbuzu vereceğim size. Hiç kimsenin bu ülkede can ve mal güvenliği yok. Bir daha söylüyorum. Bu ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Adalete olan güven sarsılmış vaziyette. Katarlara Borsa İstanbul'u satarken masada kim vardı? Kim vardı masada? Hiç merak ettiniz mi ya? Orada bir iş adamı vardı. O adam, o iş adamı 17-25'ten sonra Pensilvanya'ya gitti. 17-25'ten sonra Zaman Gazetesi'nin %10'unu satın aldı. O iş adamı bankasıya para yatırdı. Ya bankasının önünden geçen adamları hapse attığınızda bu adam nasıl oluyor da protokol masasında oturuyor? Devletin protokol masasında oturuyor. Ya askeri öğrencileri yakalayıp hapse attınız. Nasıl oluyor da bu adamı başınızın üstünde taşıyorsunuz? BİT'in raporlarını görmediniz mi? Masakın raporlarını görmediniz mi? Bakınız. Neden orada? Onu da söyleyeyim. Bu FETÖ iddianamesi, çatı iddianamesi orada da geçiyor. Ama kimse buna dokunamıyor. Kimse dokunamaz. Neden? Avukatları Sayın Erdoğan'ın avukatları. Bakın. Antalya Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi. Bu üniversite hepsini kapattılar, bunu kapatmadılar. Başkanı kim? Fettah Tamince. Başkan vekili kim? Ahmet Özel. Cumhurbaşkanının avukatı. Üye Cumhurbaşkanının avukatı Ahmet Kürşat Köhle. Mustafa Doğan İnal. Tevfik Günal. Cumhurbaşkanının avukatları bunlar. Devlet protokolünde yer alıyorlar bunlar. Niye dokunamıyorlar buna? Kimse dokunamaz. Kimse dokunamaz. Değerli arkadaşlarım. Bir şey daha. Bakın. Burayı iyi dinlemenizi isterim. Bir Fransız şirketi Türkiye'de bizim vatandaşların alacakları var. Dava açılıyor ve kazanılıyor. Ama bütün alacaklar dava açsa şirket zor duruma düşecek. İlk yaptıkları iş ne? Cumhurbaşkanının avukatlarını bulmak. Buluyorlar. Oturuyorlar. İki hakimi de çağırıyorlar, mahkemede değil dışarıda. İki hakimi de çağırıyorlar. Fransız yetkili, onun avukatı, Cumhurbaşkanının avukatı ve ayrıca iki kişi. Bakın, Cumhurbaşkanının avukatı karşısında oturan hakime şunu söylüyor. Gerekçeli karar yayımlanmadan görelim, düzeltelim. Mahkemede demiyor bunu. Hakime söylüyor bunu. Kim söylüyor? Cumhurbaşkanının avukatı söylüyor. Gerekçeli yalanlanma diyor, ses kaydı var. Ses kaydı var arkadaşlar. Sizin dünyadan haberiniz yok. Sizin gözleriniz görmüyor gerçekleri. Adalet kurumunun içini çürüttünüz ya. İçini çürüttünüz adalet kurumunun. Anayasa Mahkemesi kararlarını ben mi uygulamıyorum Allah aşkına? Anayasa Mahkemesi kararlı kim uygulamıyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını kim uygulamıyor? Ben mi uygulamıyorum? Biriniz çıkıp da Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gerekir dediniz mi? Diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Onu ancak biz söyleriz. Biz devleti severiz ama sizlerin sorunu var. Devletin yapısıyla ilgili sorununuz var. Basın hürdür, sansür edilemez. Bakın Adalet Kurumu'nu en çok perişan eden uygulamalardan birisi Basın İlan Kurumu ve RTÜK. Ne yaptı bunlar Allah aşkına? Basın İlan Kurumu doğru haber yazdı diye. Doğru haber yazdı diye gazeteleri cezalandırıyor. Bir ay, üç ay, beş ay efendim bunlara Basın İlan Kurumu ilan vermeyecek diye. Niye ilan vermiyor? Haber yanlış mı? Haber doğru. Fahrettin Altun pergüle yaptı mı? Yaptı. İzin aldı mı? Almadı.
Biz onun pergole yapmasına karşı değiliz bakın. Yapabilir. O da bir vatandaş. Gider başvurur, dilekçesini verir. Cumhurbaşkanının iletişim başkanıdır denir. Kolaylık da gösterilir. Gider orada pergolesini yapar. Ama bir ülkenin cumhurbaşkanının danışmanı, basın danışmanı, ben yasaları dinlemem, ben kimseden izin almam. Ne demek izin almak? Pergoleyi yaparım, hiç kimse de sesini çıkarmaz. Dediği andan itibaren o zaman orada dur diyeceğiz. Yıkmak zorunda kaldı. Yıkmak zorunda kaldı. Peki ayıp olan ne? Ayıp olan bu haberi, doğru haberi yapan gazeteye ceza vermek. Ayıp olan budur. Bu mudur demokrasi? Rütük aynı şekilde değerli arkadaşlarım. Bakın basın ilan kurumu aracılığıyla devlet soyuluyor. Sayın Oktay, basın ilan kurumu aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti soyuluyor. Öyle gazeteler var ki tirajı yok. Bayilerde de yok. Bakıyorsunuz 50 bin satış. 50 bin satış üzerinden basın ilan kurumundan ilan alıyor. Hazır para. Hazır para. 5 tane gazete çıkar 50 bin diye ver. Yeter ki arkanda hükümet olsun. Sayın Oktay, eğer bu ülkeyi seviyorsanız, eğer bu ülkede adaletsizliğe karşıysanız derhal basın ilan kurumu aracılığıyla mı olur? Siz mi yaparsınız? Gazetelerin tirajları objektif bir kurum tarafından denetlensin. Para ona göre verilsin ya. Devlet soyulur mu ya? Güneş diye bir gazete vardı hatırlarsınız. 150 bin tirajı vardı. Kapattılar. 150 bin tirajlı gazete kapanır mı? Kapanmaz. Demek ki bir şey var burada. Değerli arkadaşlarım. Bakın bankalar. Sadece belli gazetelere ilan veriyor. Kamu bankaları. Hiç sormuyor musunuz ya? Bu kamu bankaları neden sadece belli gazetelere veriyorlar? Niye tirajına göre alır, tirajına göre verir. En çok satan gazeteye en çok ilanı verir. Kimse buna itiraz etmez. Türksel nereye ilan veriyor? Sadece bunlara. Sadece o televizyonlara. Başkalarına asla veremez. Bu mudur adalet ya? Bu mudur hak? Bu mudur hukuk? Buna niye itiraz etmiyorsunuz? Bakın değerli arkadaşlarım. Kuzey Irak'ta Süleymaniye kentinde biri binbaşı 11 askerin başına çuval geçirildi. Biz itiraz ettik. Amerika Birleşik Devletleri'ne nota verin dedik. Erdoğan itiraz etti. Siz müzik notasından mı söz ediyorsunuz? Yani böyle bir devlete nota verilir mi? Verilmedi. Şimdi ben size soruyorum. Askerin başına çuval geçirildi, nota verilmedi. Ama Rıza Zarrab için iki ayrı nota verildi. Neden? Neden? Neden arkadaşlar? Rıza Zarrab ordudan daha mı değerliydi? Hayır, ben de biliyorum. Ordudan asla değerli değil. Ama Rıza Zarrab konuşursa ne olacak halimiz? Değerli arkadaşlarım, 18 yıldır bu memleketi kim yönetiyor? 18 yıldır. 18 yıldır kim yönetiyor? İstediğiniz kanunu çıkardılar. İstediğiniz kanun. İstediğiniz kararname çıktı. İstediğiniz bürokratı atadınız. İstediğiniz kurumu değiştirdiniz. İstediğiniz kurumun kanunu değiştirdiniz. 18 yılın sonunda neden bu hale geldik? Neden bu hale geldik? Hani biliyorum, fırsat bulsanız şunu diye. Efendim CHP yüzünden oldu. Biz çok güzel kanun çıkaracaktık. Onlar engel oldu. Nereden çıktı? Devlet anonim şirket gibi yönetilmez. Anonim şirket iflas ederse kapanır. Ama devletler iflas etmezler. Ama Erdoğan ne diyordu? Devleti bir anonim şirket gibi yönetmemiz lazım. Buyurun, anonim şirket gibi yönettiniz. Devletin geldiği nokta budur. İşsizlik, bütün kötülüklerin anasıdır işsizlik değerli arkadaşlarım. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Baba, anne, üniversiteyi bitiren çocuk hepsi işsiz. Ne baba oğlunun yüzüne bakabiliyor, ne oğul babanın yüzüne bakabiliyor. Şu meclisin duvarlarının dibinde insanlar gelip kendilerini yaktılar. Şu meclisin çatısına çıkıp insanlar intihar etmek istediler. 18 yılda ne yaptınız arkadaşlar? Bir iktidarın ekonomi başarısının ölçüsü nedir? Onu da söyleyeyim. Bir iktidarın ekonomideki başarının temel ölçüsü yarattığı istihdamla ölçülür. Eğer istihdam yaratmıyorsanız ekonomide sadece belli çevrelere, belli kişilere çalışıyorsunuz demektir.
Bugün Türkiye'de 10 milyonun üstünde işsiz varsa, bu 18 yıllık iktidar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, bir avuç kişi için çalışmıştır. Ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirdiniz. Bunlar getirdi. Ben size bir şey demiyorum. Sizin sadece suçunuz şu, onu da söyleyeyim. Her getirdiklerine sorgulamadan el kaldırma. Ya bir de sorgulayın ya. Bu yanlıştır deyin kardeşim. Bunu düzeltin deyin kardeşim. Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar 16 istihdam paketi açıkladılar. 16. Toplam paket 22. Her paketten sonra işsiz arttı. Her paketten sonra işsiz arttı. Her paketten sonra biz de paketten yorulduk ya. Takip edemiyoruz. Bilmiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne yapacaklarını? Allah aşkına söyler misiniz ya? Ekonomi böyle mi yönetilir ya? Devletin en temel kurumlarını kapattınız ya. Bir arkadaşımız söyledi. Ya Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu. Bakın biz değerli milletvekilleri, ben hesap uzmanıyken biz giderdik üniversitelere, hocalara derdik ki hocam en çalışkan öğrenciler hangileri? Gider o öğrencilere yalvarırdık, gel bizim sınava gir diye. Biz teftiş kurulu aramızda çekişirdik. En çalışkan öğrenciyi biz alıyoruz diye. Devlet Planlama Teşkilatı en nitelikli öğrencileri alırdı. Master'ı, doktorasını yapan. Bu kurumları kapattınız. Devlette liyakat yok. Zaten tek adam rejiminde liyakat olmaz. Neden? Bir kişi karar veriyor. Alttakine gerek yok ki. Gerek yok. Bakın değerli arkadaşlarım. Akdeniz'de bir gemimizi bastılar. Onlar açıklama yapmasa, Avrupa Birliği'nin yetkilisi açıklama yapmasa gerçeği öğrenemeyeceğiz. Diyorlar ki biz gemide arama yapacağız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti izin verir mi? 4 saat geçiyor, cevap veren yok. 4 saat. Bunun üzerine Roma Büyükelçisi ya 1 saat daha bekleyin diyor, belki cevap alabiliriz. 5. saat geçiyor, gene cevap yok. Niye yok? Çünkü kimse Erdoğan'a ulaşamadı. Ya bu ülkenin Dışişleri Bakanı yok mu? Bu ülkenin kaç tane Dışişleri Bakanı var? İbrahim Kalın mı Dışişleri Bakanı? Hulusi Akar mı Dışişleri Bakanı? Yoksa Mevlüt Çavuşoğlu mu Dışişleri Bakanı? Kim Dışişleri Bakanı? 5 saat arkadaşlar. Sonra ertesi gün bizim dışişleri açıklama yapıyor. Efendim sabah böyle oldu. 17.45'te gemiye indiler. Kınadık. Siz de kınadınız. Hepimiz kınadık zaten. 5 saat ne oldu bu Türkiye'de? 5 saat. Ne oldu? Hiç sordunuz mu? 5 saatte ne oldu? Değerli arkadaşlarım, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.517 lira. Açlık sınırı, yoksulluk demiyorum. Açlık sınırı 2.517 lira. Bugün asgari ücret 2.324 lira. Gelin şu kararı alalım. Bir temenni kararı. Hep beraber alalım. Asgari ücret 3.100 lira olsun. Ve vergiden muaf olsun. İşverene de yük olmasın. İşçi hakkını alsın. 3.100 lira. Bakın 5 yerden maaş alanlar 3.100 lira almıyor her bir yerden. Her bir yerden en az 10.000 lira alıyorlar. En az 10.000 lira alıyorlar. Ya işsize bari 3.100 lira olsun asgari ücret. Vergiden de muaf olsun. Vergiden muaf olduğu zaman işverene de yük gelmeyecek. Mesele bitmiş olacak. Gelin bunu yapalım. Onlar yapmadı. Yani iktidar yapmadı. Parlamento yapsın. Asgari ücretleri savunalım. Asgari ücret ortalama ücret oldu. Felaket bir pozisyon değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla bütçeyi tefecilere teslim etmeyelim de bütçeyi hak sahiplerine teslim edelim. İşçiye, emekliye, köylüye, memura, bütün bunlar, üretene, sanayiciye, alın teri dökene, bunlara hizmet edelim. Londra'daki tefeciler faizi, bizim istediğimiz faizi onlar bize dikte ettiriyorlar. Farkında mısınız? Türkiye Varlık Fonu 3 kez ihaleye çıktı, uluslararası ihaleye. Eylül'de çıktı, kimse para vermedi. Bir daha çıktı, kimse para vermedi. 3. sefer çıktı, kimse para vermedi. Çünkü onların istediği faiz yüksek. Şu faizi verirsen sana veririz dediler.
dikte ettirirler. Bakın değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı 2,5 milyar dolarlık faizin daha düşüğünü bizim belediyelerimiz alıyor. Daha düşüğünü. Hazine garantisi değil arkadaşlar. O öbürü de devlet garanti. Devlet alıyor arkadaşlar. Eğer faizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinden daha düşük faizi alıyorsa bize duyulan güvenin boyutunu düşüneceksin arkadaş. Düşüneceksin. İzmir Belediyesi kamu bankalarından daha düşük faize uluslararası piyasalardan yatırım için para buluyorsa bize olan güveni düşüneceksin. Evet, düşüneceksin bize olan güveni. Buradan ifade edeyim. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın değerli arkadaşlarım. Türkiye büyük ülkedir. Türkiye bütün sorunlarını aşabilecek kadrolara da sahiptir, yetkinliğe de sahiptir. Hepimiz hep beraber alın terinden yana olacağız. Emekten yana olacağız. İşçiden yana olacağız. Çiftçiden yana olacağız. O pazar artıklarından beslenen ailelerin, çöp konteynerlarından beslenen ailelerin ayıbını kaldırmak Allah'ın izniyle bize nasip olacaktır. İlk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz. İlk seçimlerde adaleti getireceğiz. İlk seçimlerde liyakati getireceğiz. İlk seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Londra'daki tepecilerden kurtaracağız. Herkesin bunu bilmesi lazım. Evet değerli arkadaşlar. Biz değerli arkadaşlarım, hangi noktaya geldiniz? Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi? Kim söyledi? Ben ne istiyorum? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı, parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben tehdit edildiğim zaman mal varlığımla aramazsanız, incelemezsiniz, şerefsizsiniz diyen bir siyaset istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Ben siyaseti halka ve hakka hizmet eden bir anlayıştan geliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir yerde haram lokmaya el uzatmadım. Kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemedim. Her zaman her yerde adaletten yana oldum. Adaleti her yerde savundum. Hiçbir zaman gidip benim mal varlığımla beni tehdit edenlerin arkasında selam durmadım. Değerli arkadaşlarım, bugün borç öderken borç alıyorsunuz. Borç ödemek için borç alıyorsunuz. Borcun faizini ödemek için de borç alıyorsunuz. Evet, bu gerçekleri bilin. Hayat acı ama bu gerçekleri bilin. Hiç endişeniz olmasın. Arı gibi çalışıyor bütün belediyelerimiz. Arı gibi çalışıyor. Söyledim. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, asla şikayet etmeyeceksiniz. Asla. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Önce sizin ihmal ettiğiniz yoksul mahallelerden başlayacaksınız dedim. Onlara hizmet götüreceksiniz dedim. Engel yok ama halka hizmet sonuna kadar var dedim. Ve öyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Şu Ankara'yı, ya Ankara'yı parsel parsel satan diyen siz değil miydiniz? Siz değil miydiniz? Parsel parsel satan adama hesap sordunuz mu? Arkasında duruyorsunuz ya. Ankara'yı parsel parsel satan adamın
Arkasında duruyorsunuz ya. Nasıl olur ya bu? Nasıl olur bu ya? Hangi ahlak, hangi din, hangi iman ya? Allah aşkına söyler misiniz ya? Değerli arkadaşlarım, daha ayıp var. Ya arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Sayın Kılıçdaroğlu bir saniye. Buyurun. Cumhuriyeti Devleti Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devletti. Ya arkadaşlar hiç konuşmayın. Ne derlerse desinler. Önemli değil. Değil önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rüşvet alan kişinin büyükelçi olarak atanması yakışır mı ya? Yakışır mı ya? İki kişi ya. Ya rüşvet aldığı belli. Rüşvet aldı. Çikolata kutusu vardı. Öbürünün de rüşvet belgesini mahkemedeki dosyadan çıkarıp açıkladım ya. Büyükelçi atadınız ya. Bayrağında, arabasında Türk bayrağı taşıyacak bu adam. Benim ağrıma gidiyor ya. Sizin ağrınıza gitmiyor mu ya? Sizin ağrınıza gitmiyor mu ya? Sizin içinizden, onu da söyleyeyim. Sizin içinizden son derece değerli insanlar var. Bakın, eleştiriyorum ama son derece değerli insanlar var. Türkiye'yi en iyi temsil edecek insanlar var. Ya bu insanlar varken neden rüşvetçiler büyükelçi olarak atanıyor? Neden? Benim aklım bunu almıyor. Ama sizin bir gerekçeniz varsa çıkıp bu kürsüden söylersiniz. Şunun için biz rüşvetçileri büyükelçi... Şunu açalım ya. Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar.